Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. Modelimiz sevgili hanımlar 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten kuruluyor. 3,5 milim de şişler kullanacağız. Evet güzel hanımlar, şöyle bir bebe yünüyle desenimi sizlere anlatmaya başlayacağım. Sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte başlayalım. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz de çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet, ilmeklerimizi yeni taktığımız için sevgili hanımlar modelimizin arka yüzünde oluyoruz. Ön yüzden başlayacağız modelimize. Şöyle 4, 4, 4 ve 3 ilmek. Evet, 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşan desenimizi kuralım. Öncelikle bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Modelimizi biz birinci sırada kuracağımız için ön yüzde öncelikle arka yüzde şöyle bir sıra düzümüzü örelim. Lastik niyetine kıvrılma yapmasın. Sizler lastiklerinizi örün. Ondan sonra ön yüzde deseninizi kurun sevgili hanımlar. Evet, şöyle hızlı örüyorum düz örgü olduğu için şekilde. Şöyle düzümüzü ördük arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve desenimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örmüştüm. Burada şimdi ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Modelimizin birinci sırasındayız. 1, 2, 3 bakın. Dördüncü ve üçüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Uzattım. 3 ilmeğimiz var bakın burada. Bir kez doluyoruz. Bir de bu 3 ilmeğin üçünü birlikte topluyoruz. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Ara ilmeğim olan bir tersi ördüm. Tekrar 1 2 3 4 bakın. 1 2 3. 3. ve 4. ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. 3 ilmeğimin üçünü birlikte topladım. Bir tane ara ilmeğim olan tersi ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan giriyorum. Uzattım. Bir kez doladım. Bu 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Ara ilmeğim olan bir tersi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İki tane ters örüyorum bakın. 1 2. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeğimi düz ördüm. İki tane ters ördüm. İpi kendimden tarafa alıyorum arkadaşlar. Bu aradan aldığımız ilmeği yani uzattığımız ilmeği de örmeden alıyoruz. Bir düz, İki tane ters örüyorum. Aradan aldığım, uzattığım ilmeği de örmeden alıyorum. Bir düz ara ilmeğimiz. İki ters örüyorum. Bakın, aradan aldığım ilmeği de örmeden aldım. Yine bir düz ara ilmeğim ve kenar ilmeği. Evet, modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve tekrar ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Hemen burada bakın. Örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Ve burada iki tane düz örüyorum. 1 2. Bakın iki düz ördüm. Ara ilmeğim olan bir tersi ördüm. Tekrar örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Aradaki iki tane düz ilmeğimizi de hemen ördüm. Ara ilmeğim olan ters ilmeği ördüm. Yine ilmeğimizi örmeden alıyoruz uzattığımız ilmeği. İki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Bir ara ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet sevgili hanımlar, modelin ikinci sırasında bu şekilde yapmış olduk. Pardon, üçüncü sırasını. Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane düz örüyorum bakın. İki tane ters. Bir.
2. 2 tersten sonra örmeden almış olduğumuz ilmeği de ters örüyoruz. 3 tane ters ilmek oldu bakın. 1 düz, 3 ters, 1, 2, 3. Örmeden aldığımız ilmeği de ördük. 1 düz, 1, 2, örmeden aldığımız ilmeği de örüyorum. 3 ters, 1 düz ve kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet sevgili hanımlar, bir model ben sizlere anlatmış oldum. Bakın şöyle. Gerçekten modelimiz hem çok kolay hem de çok güzel bir model. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle anlaşılır olsun diye hemen bir model daha yapalım arkadaşlar. Bakın ikinci modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ara ilmeğim olan bir ters örüyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 tane düz ilmek var. Ters ve düz ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. 1, 2, 3. Bakın bu 3 ilmeği, 3'ünü birlikte öreceğiz. Evet şöyle 3'ünü bir topladık. Şimdi 3 ilmekten bakın 3 ilmek elde etmiş olduk. Bir tane ters örüyorum ara ilmeği. Tekrar 1, 2, 3. Bakın 3 düz ilmeğim var. Düz ve ters ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte örüyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar bakın 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimiz bir ters var. Düz ve ters ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. Buradaki 3 ilmeğin 3'ünü de birlikte ördüm. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet modelin ikinci modelin bakın birinci sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Bu modelin ismini soracak olan olursa arkadaşlar başak örgü modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters. Bir, iki. Modelimizin hemen ikinci sırasındayız bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördük, iki ters. Uzattığımız ilmeği de bakın örmeden alıyorum. İpim ön tarafta bir düz örüyorum. İki ters örüyorum. Uzattığımız ilmeği bakın örmeden alıyorum. Tekrar ipim ön tarafta bir düz, iki ters. Uzattığım ilmeği örmeden aldım. Bir düz ve kenar ilmeği. Evet modelin ikinci sırasında bakın bu işlemi yaptık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. Bakın örmeden aldığımız ilmek var burada. Şöyle yönünü düzelterek örmeden yine şişimi alıyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bakın ara ilmeğim olan bir tersi ördüm. Tekrar bakın. İlmeğimizin şöyle arkadaşlar çaprazsa hemen yönünü düzeltiyoruz. Şu şekilde. Diğer şişimi örmeden aldım. İki tane düz ilmek örüyorum. Ara ilmeğim olan bir tersi ördüm. Tekrar yine uzattığım ilmeği bakın yönünü çeviriyorum, düzeltiyorum. Örmeden alıyorum. İki tane düz ilmek ördüm. Bir ters. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet modelim bakın 3. sırasında da bu işlemi yaptım. Modelimiz belli olmaya başladı. Evet modelimizin son sırasındayız ve 4. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum bakın. 2 tane ters. 1, 2. 2 ters ördükten sonra aradan aldığımız uzattığımız ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. 3 tane ters ilmeğimiz oluyor. 1 düz ara ilmeğim. 3 ters. Bakın 1, 2. Ara ilmeğimizi de pardon uzattığımız ilmeği de ters örüyoruz. 3 ters. 1 düz. 2 ters. Bakın aradan aldığımız ilmeğimiz, örmeden aldığımız ilmeği de ters ördük. 1 düz. Ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet sevgili hanımlar, güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Şöyle iki model bakın ben sizlere çıkarmış oldum. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir model.
Evet, gerçekten çok kolay ve güzel bir model. Bu örgü modelini Annemin Örgü Dünyası kanalımda bulabilirsiniz hanımlar. Daha güzel modeller de var. Tabii ki bu model de çok çok güzel. Güzel olan modelleri sizlerle paylaşıyorum. Kanalımı ziyaret ederseniz tüm güzel modellerimi de görmüş olursunuz. Evet, bu modelde enfes güzellikte ve çok kolay 4 sırada bir kendine tekrar eden harika bir model. Bakın, şöyle 3 modelle size anlattım. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir güzel hanımlar. Şimdi modelimizin ilerlemiş halini de bir görelim. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle. Model kendini toparlıyor. Şöyle açtığımız zaman bakın modelimiz büyük ama kendini toparlayan bir model ve enfes güzellikte bir model. Başak örgü modeli sevgili hanımlar, bu deseni kaçırmayın diyorum hanımlar. Gerçekten bu deseni kaçırmayın. Hem çok güzel hem çok kolay, gösterişli, harika bir model. Şöyle bakın. Her alanda kullanabileceğiniz, bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, süveterlerde, atkılarda, berelerde, bebek pantolonlarında, şallarda, yazlık ve kışlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde koton ipler kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model, şöyle gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Modelimizin arkası da bakın bu şekilde. Evet sevgili hanımlar. Annemin Örgü Dünyası'nda sizlere şöyle 3 modelle anlatmış olduğum modelin ilerlemiş halinde gösterdim. Umarım beğendiniz, hoşunuza gitti. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Evet, şöyle desenimizi de ben sizlere bırakayım. Gerçekten oldukça güzel, şık, bakın bir desen oldu. Evet, bir modelin daha sonuna geldim sevgili hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Şöyle yapalım. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle, yakınlarınızla bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Modeli size bırakıyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.